kurallar çekildiğinde tabii grubun Fenerbahçe ile beraber en iddialı takımı, en pahalı takımı Anderlecht ama iki haftanın sonunda baktığımız zaman o iddialarını sonuçlara yansıtamadılar. Çok genç bir takım, çok yeni bir takım Belçika ekibi. Türk futbolu açısından çok kritik bir gece, Perşembe gecesi. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe Belçikalı rakipleriyle oynuyorlar. Belçika ile Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında puanlar birbirine çok yakın. Birbirlerini alta alma, birbirlerini geçme çabaları her sene var. Tüm Türk takımlarının, tüm Belçika takımlarına karşı alacağı sonuçlar çok kritik, çok önemli. Anderlecht, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta Genk'le peş peşe ikişer kez oynayacaklar. Bu 4 maçın sonunda umarım toplam puan daha fazla Türk takımı olur. Fenerbahçe'de Anderlecht karşısında Belçika'ya çok genç bir takıma, çok deneyimsiz bir takıma, bir coşku takımı. Hani şey bulurlarsa, ritim yakalarlarsa, rüzgar yakalarlarsa iyi gidiyorlar. 21 yaşında, 22 yaşında ön taraf oyuncuları Dimata, Ümit Milli oyuncu çok da iyi başladı sezona. 20-25 yaş aralığında bir ön tarafları var özellikle. Ön tarafları çok genç. Dolayısıyla onlar ritim bulursa maçı lehlerine çevirebilirler, rüzgarı lehlerine çevirirler. Ama ritim bulamazlarsa, ritim bulamadıklarında pekala el Fenerbahçe'ye geçebilir. Fenerbahçe'nin sakin olması lazım. Anderlecht bu sene Genk'e kaybetti zaten. 1-0 kaybetti. İşte Avrupa Ligi grubunda 2 maçı da kaybetti. Ritmi ele geçirirse Fenerbahçe eğer biraz daha sakin kalıp, biraz daha oyunu dengede tutup, biraz daha ilk yarıyı böyle golsüz veya kontrol oyunu şeklinde geçirebilirse ikinci yarıda bence genç takım, genç Anderlecht takımına karşı Fenerbahçe biraz daha deneyim ortaya koyma şansı olur. Belçika deplasmanında sakin olmak lazım. Bu iki maçtan toplam Fenerbahçe'nin en az 4 puan çıkarması lazım ki hem gruptan çıksın hem de Türk futbolu Belçika futboluna karşı o avantajı elde edecek puanları toplasın.